Bir ekmek alsaydım keşke, neyse. Ben de var, veririm ben sana. Ha canımsın. Allah ne suresi Nihat Bey? Hayırdır? Esen Can Bey ile evleniyormuş. Hatta bir hayırlı olsuna gidelim diye konuşuyorduk Saniye ile. Hayırlı olsun. Oğlan da evlenmek istemiyormuş. Dergilerde o yazıyor. Aslı var mı acaba? Ya ne hayırlı olsun ya. Ne gazetesi, ne dergisi. Ha, mevkube söylemedi herhalde size. Ha. Tövbe estağfurullah ya Rabbi. Resulallah. Tövbe ya Rabbi. Adamcağızın haberi yok. Görüyor musun mevkubeyi Allah aşkına? İşte çakma başkan diye ben onun için söylüyorum. Evet. İyi akşamlar. Ay, ödüm koptu Nihat. Ödüm koptu. Bir kere soracağım mevkübe. Bana bir kere de cevap vereceksin. Buyur kocacığım. Dışarıda sokakta Canan sana evleniyor diyor. Herkes laf ediyor. Ne demek oluyor bu ha? Biliyor muydun? Senin haberin var mıydı bundan? Vardı Nihat. Ya ne demek vardı? Evlenmiyorlardı aslında. Yok bir de evlenselerdi mevkübe. Davetiye yollardınız. Öyle haberim olurdu benim. Evlenmiyorlar da şey olmuşlar. Ne? Sevgili olmuşlar. Ondan el alem şey yaptıysa demek ki. Oh ne güzel ya. Ben bunu sokaktan öğreniyorum. Mevkübe gelirken beni Aksun Hanım tebrik ediyor. Ne o? Ben babayım öyle mi? Şan babası. Estağfurullah. Ya bırak Allah aşkına Mevkübe. Yazıklar olsun sana be. Sen de annesin öyle mi? Ya ben sokakta rezil oldum el aleme. Rezil, rezil. Vallahi billahi bak. Bu akşam ben de sana bunu anlattım. Ya bırak. Olaylar ortaya çıkmış. Sen de bana bu akşam ben bunu sana anlatacaktım. Bu akşam ben sana bunu anlatacaktım diyorsun ya. Ya bak başkan olduğundan beri evi boşladın. Hadi bunu sineye çektik, görmezden geldik. Bari gözünü kızların üzerinden ayırmasaydın ya. Kızlar yuvadan uçmuş gitmiş. Gitmiş mevkübe. Ben baba mıyım, koca mıyım, eşek başı mıyım belli değil mevkübe. Ya benden habersiz evlenselerdi bana bu kadar koymazdı mevkübe. Ben evimin halini, hanemin halini sokakta öğrenecek duruma düşmüşüm. Bak vallahi senden çekindiğimizden sonra... Bundan sonra çekinme. Bundan sonra konu komşuya istediğini anlat. Ne diyeyim? Nihat evden gitti de mevkime. Nihat. Oo, saat de çok çok geç olmuş. Biz artık kalkalım. Çünkü benim yarın Japonya ile bir telekonferans yapmam gerekiyor. Can, ben seninle iş yaptığım için gerçekten çok mutluyum. Ben de öyle, çok teşekkür ederim. Küçük Hanım, ben sizi tanıdığım için çok mutlu oldum. Ben de öyle, çok teşekkürler. Erciş Bey. Memnun oldum tekrar. Unutmayın, biz size çok çok güveniyoruz. Akşamlar. İyi akşamlar, çok sağ olun. Memnun oldum. Aa, siz gitmiyor musunuz? Yok, daha değil. Şey Can... Efendim Ceyda. Fabri'nin Fikri Harika'da hala hissesi var değil mi? Evet maalesef. Ama Mekke'nin bunu duyarsa işi sana vermekten vazgeçecek. Farkındayım. Yalan söylemek olmaz. Bunu bile bile işe almak da olmaz. Etik olmaz yani. Ne yapacaksın peki? Yarın Fabri'yle tekrar konuşacağım. Ne istiyorsa vermeye çalışacağım. Hisseleri almaya çalışacağım. Umalım her şey yolunda gitsin. Gidecek, gitmek zorunda. Bu arada Ceyda, ben bu organizasyon için çok teşekkür ederim sana. Rica ederim. Umarım her şey yolunda gider. Çünkü bu senin ajansın için çok çok büyük bir fırsat. Umarım. Siz daha oturuyorsunuz galiba. Evet, biz daha buradayız. O şekilde karar verdik. Bana müsaade o zaman. Tamam. İyi akşamlar canım. Görüşürüz Can'cığım. Böyle yapıyor bana, hiç el etmiyor. Can, ben çok üzgünüm gerçekten. Niye bir tanem, niye üzgünsün? Fabri konusunda yani parfümü... Sanem, Fabri konusunda lütfen hiç konuşmayalım, hiç bahsetmeyelim. Kapatalım Fabri konusunu. Ama... Aması maması yok Sanem. Fabri hakkında bugün bahsetmek istemiyorum, tamam mı? Yani benim çok daha güzel, çok daha özel planlarım var bu gece için. Fabri Kılıçığı'nın bu gecemizi mahvetmesine izin vermeyelim lütfen. Tamam mı? Plan derken? Sürprizli, hadi gel. Ne? Sürpriz mi? Gel. Nasıl bir sürpriz mesela?
Ya nereye götürüyorsun? Söyleyemem. Beni zorlama şu an. Söyleyemem. Ya lütfen söyle. Ne olacak? Sen nasıl sabırsız bir şeysin ya. Ay pardon. Annem arıyor. Ben hemen konuşayım. Aç tabii annesi. Efendim anne. Sanem. Neredesin sen hala? Anneciğim söyledim ya. İş yemeği var dedim. Bir şey mi oldu? Baban gitti. Nasıl? Nereye gitti? İşte. Evi terk etti gitti. Nasıl evi terk etti ya? Neden kavga mı ettiniz? Ya Aysun dedikodu yapıyordu. Ben de Melihat'a ağzımdan kaçırdım, niyeti ciddi diye. Onu da Aysun kulağına gitmiş. Baban da ondan duymuş. Geldi kavga etti gitti. Bir terk etti baban. Benim yüzümden yani. Tamam. Tamam ben hemen eve geliyorum. Görüşürüz. Ne oldu? Can, babam bizi öğrenmiş. Annemle çok kötü kavga etmişler. Benim eve gitmem lazım. Tamam, peki tamam. Senin de sürprizin kaldı böyle. Sağlık olsun, başkası ver artık. Anne. Anneciğim. Anne. Ay ne oldu sana, bu ne hal? Baban Can da seni mi öğrenmiş? Kavga ettik, evi terk etti. Evi terk etti. Terk etti. Kimle nerelerdedir şimdi? Ay anneciğim. Ya nereye gidecek babam? Buralarda dolaşır, siniri geçince yine eve gelir. Ben başka. Biliyorum ben. Kaç yıllık kocama yalan söylettiniz, mahcup ettiniz beni. Cambaz gibi oynadınız koskoca kadınla. Anne bizim ne suçumuz var Allah aşkına ya? Hepsi bu mahalle yüzünden. Aa, mahalle yeni kuruldu değil mi çocuğum? Bilmiyorsunuz onların ağzı kayyağı koyusu gibi çen 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 konuşurlar. Ah Sanem ah. Bak saat kaç oldu ya kurtuldu. Anne! Anne! Babam mı gelmiş aşağıda ayakkabılarını gördüm. Ben gelmeden önce geldin babam burada mı? Ya bak burada oturuyor baba. Adam sinirinden terlikle ayakkabısını giymeden çıkmış ya. Ne zaman gelecek? Ay anne, lütfen. Nihat, Nihat dön ne olur.